Yani extra nükleer inheritance deyince aklınıza en başta gelmesi gereken, ilk olarak aklınıza yazmanızı tavsiye edeceğim şey, 3 tip extra nükleer inheritance var. 3 tip extra nükleer kalıtım var. Bir, organel kalıtımı. İki, anne etkisi. Üç, enfeksiyon kalıtımı. Buradaki enfeksiyon kalıtımı jenerasyonlar arasında değil. Onu karıştırmayın. Evet, şimdi slaytımıza geri dönelim. Dediğim gibi şunu adınız gibi öğrenin. Ekran paylaşımımıza geri dönelim. Okey. Şimdi maternal efekt şu demek. Mayoz bölünme sonucunda anne yumurta hücresini üretiyor. Aslında 4 tane hücre üretiyor ama bunlardan bir tanesi oogenezis sonucunda yumurtaya dönüşüyor. Şimdi yumurta hücresi içinde bir tane nükleus var ve nükleus içinde haploid genom var. Bir set genom var. Bir kromozom seti var. Şimdi burada DNA mevcut. Şimdi bu hücre içinde gerçekleşecek olan RNA ve protein sentezi ya da bu oosit içinde, yumurta hücresi içinde sentezlenecek olan RNA'ları ve proteinleri hangi DNA'ya bakarak yapacaksınız? İçinde sadece genomik DNA var. O genomik DNA nereden geldi? Sadece anneden geldi. Henüz babanın DNA'sı yok. Çünkü henüz döllenme gerçekleşmedi. İşte yumurtanın içinde yer alan, yumurta hücresinin içinde yer alan ilk proteinler ve messenger RNA'lar sadece ve sadece annenin genlerinden sentezlendiği için, annenin genleri kalıp olarak kullanılıp da sentezlendiği için burada sadece annenin genleri söz sahibi olur. Neden? Çünkü babadan gelecek olan genler henüz gelmedi. Babanın DNA'sı henüz gelmedi. Sperm daha gelmedi. Döllenmeden önce ekspres edilen genler. Peki bunlar nasıl etkiler bizi? Bunlar şu şekilde etkiler. Bu gen ürünleri, bu söylediğim proteinler ve RNA'lar yumurtanın içinde ve yumurta hücresi büyük bir hücre. Yumurta hücresinin içinde dağılır özel bir şekilde. Yerleri, lokalizasyonları belli bir şekilde dağılır. Ve de döllenmeden sonra ilk bölünmeler gerçekleştiğinde, cleavage bölünmeleri gerçekleştiği sırada ilk oluşan hücrelere yine bu annenin DNA'sından sentezlenen, annenin genlerinden sentezlenen ya da şöyle söyleyeyim, annenin alellerinden, sadece annenin alellerinden sentezlenebilen bu protein ve RNA'lar ilk bölünmeler sonucunda oluşan embriyonun ilk hücrelerine, ilk embriyonik hücrelere dağılır. Ve o hücreler, embriyonun ilk hücreleri sadece bu durumda sadece annenin genlerini, anneden aldığı alelleri kullanabilir. Böyle bir durumda da o ilk aşamalarda ekspresse edilecek genlerde babanın herhangi bir etkisinin olmaması, sadece annenin genlerinin etkisi olma, annenin alellerinin etkisi olması durumuna maternal inheritance diyoruz. Mehmet İzmirli'den soru var. It's about the cytoplasmic conditions of oocyte, right? Evet, oocytteki sitoplazmik şartlarda diyebiliriz buna. Evet, bu maternal efekt anladınız mı? Çok kısa anlattım çünkü ayrıntılarını ikinci dönem anlatacağız. Hocam peki sperm yumurta ile birleştiğinde o proteinler kullanılıyor mu yoksa parçalanıyor mu? Mehmet evet, sperm yumurta ile birleştikten sonra o proteinler kullanılıyor. Zaten şöyle bir durum var. Bu proteinler sadece protein de değil. Özellikle messenger RNA'lar da var. Buradaki protein ve messenger RNA'lar döllenmeden sonra hemen kullanılması gereken proteinler. Yani döllenmeden sonra protein sentezlemeye, transkripsiyon yapmaya zaman olmadan, o kadar zamanı bile beklemeden hemen kullanılması gereken, hemen o andaki işlemleri yapması gereken genler. Spermden gelenler sonradan geliyor işte. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Onu daha sonra göreceksiniz. Bu maternal efekt genlerin ürünleri, yani maternal efekt proteinleri ve RNA'ları genelde döllenmeden önce inaktif, sperm geldikten sonra, döllenme gerçekleştikten sonra en başta ilk yapılan iş bunların aktive edilmesi. İlk olarak bu proteinler aktive ediliyor. Yani transkripsiyona veya protein sentezine gitmeden önce
Orada var olan proteinler direkt aktive edilerek onların aktifleşmesi, onların aktiviteleri göstermesi sağlanıyor. Ve burada bir grup messenger RNA da var. Döllenmeden önce inaktif, döllenmeden sonra aktif hale geçiyor. Döllenmeden sonra protein sentezinde kullanılmaya başlıyor. Yani burada spermin gelmesi, yani sperm geldi, onun içinde de aynı genlerden var. Ama sitoplazmanın içinde zaten o genlerin ürünleri var. Şimdi spermle gelen DNA nükleosa girecek de açılacak da ondan transkripsiyon yapılacak da messenger RNA sentezlenecek. Arkasından ona gidecek, protein sentezleyecek. O kadar beklemeye zaman olmayan o kadar acil genler. Yani o kadar zaman geçene kadar yumurta diyor ki ben bunu zaten benim içimde bu genlerden var. Ben içimde mevcut olan genlerden bu şeyleri tek kopyada olsa içinde bu genlerden var. Nükleos, kendi nükleosunda bu genlerden var. Ben bu proteinleri, bu messenger RNA'ları saklayayım, şuraya bir depolayayım. Ondan sonra spermin getireceği genleri tekrar kullanmakla zaman harcamayayım. Neden? Sperm içindeki DNA zaten çok sıkı bir şekilde paketlenmiş vaziyette. Dolayısıyla ilk kullandığımız genler annemizin genleri. Genlerin kendileri her ne kadar nükleos içinde olsa da ürünleri sitoplazmaya çıkmış durumda oluyor. O nedenle bu da sitoplazmik kalıtım. Anlaşıldı mı? Evet, ikinci dönem zaten bunu developmental genetics konusunda, gelişim genetiği konusunda rica ederim. Gelişim genetiği konusunda göreceksiniz. Evet, kal olarak, bakın üstüne bastıra, o zaman üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Genetikte kural olarak mitokondriyal DNA anneden alınır. Yani mitokondriyal genler sadece anneden alınan genlerdir. Eğer bunun dışında bir şey yazarsanız puan vermem, baştan söyleyeyim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman böyle normalde bilinenin dışında bir bilgiyle karşılaştığınız zaman mutlaka referans sorun. Neye göre? Hangi referansta? Hangi makalede yazılmış? Makaleyi görmeden hiçbir şeyi kabul etmeyin. Ben de dediğim gibi bunun makalesini görmediğim için arada bir ben de duyuyorum ama bu konuda hiçbir makale okumadığım için, bu konuda herhangi bir makale görmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Doğru da olabilir ama eğer doğruysa bile istisnai bir durumdur. Her zaman için olan bir şey değil. Şimdi benim referansım ne? En başta elinizdeki kitap Concepts of Genetics veya geri kalan kitapların hepsinde de, genetik kitapların hepsinde de bunlara rastlayabiliriz. Aynı şekilde söylediğim temel kurallara rastlayabilirsiniz, temel kuralları görebilirsiniz. Yani burada temel kural sizin öğrenmeniz gereken, genetik dersi alan insanlar olarak öğrenmeniz gereken mitokondriyal DNA anneden gelir. Bunun açıklamasını da birazdan yapacağım. Neden babadan gelmez, neden babadan değildir onu birazdan göreceğiz. Ha, bu belki şöyle bir şey olabilir. Heteroplazminin kaynağı belki bu olabilir. Babadan karışan, kontamine olan mitokondriler olabilir. Ama o mitokondrilere bakın ne dedim? Kontamine olmak. Kontamine olmuş mitokondriler olabilir. Evet, Aydın. Hocam taşıyıcı annelik durumunda taşıyıcı anneden mi alınıyor? Hayır Ayşe Aydın, taşıyıcı anneden alınmıyor. Çünkü mitokondrinin temeli, aslında siz döllenme konusunu bilmiyorsunuz. Bunun için döllenme konusunu bir hatırlamanız gerekiyor. Ayşe Aydın, en baştan söyleyeyim. Taşıyıcı annelik durumunda mitokondri anneden, taşıyıcı anneden alınmaz. Ovaryum sahibi, ovaryumu veren donör, ovaryum donörü olan, yumurta donörü olan anneden alınır. Neden? Şimdi bakın, döllenme olayına gitmeniz gerekiyor. Şimdi genellikle mayoz bölünmeyi anlatıp orada bırakıyoruz. Şimdiye kadar öyle yapılıyordu. Ben ikinci dönemden itibaren aldığım için. Şimdi mayoz bölünmeden sonra döllenmeyi düşünmeniz gerekiyor. Şimdi döllenme sırasında ne oluyor? Ne olur döllenme sırasında? Bir yumurta hücremiz var. Bir de gelip bu yumurta hücresinin içine giren bir sperm hücremiz var. Ama sperm hücresi bütün olarak girmiyor yumurta hücresinin içine. Daha doğrusu henüz tam olarak aydınlatılabilmiş bir konu değil bu. Sperm yumurtanın içine tam olarak giriyor mu yoksa sadece başı mı giriyor? Şimdi burada sperm anatomisini bir görmemiz gerekiyor. Spermin yapısında bir boyun kısmı var, bir kuyruk var, bir de baş kısmı var.
spermin baş kısmında spermin nükleosu var. Çok az miktarda sitoplazma var. Boyun kısmında çok miktarda mitokondri var. Geçenlerde bununla ilgili bir resim gelmişti. Ya Facebook'tan ya bir yerden. Hatta bir yerlerden de paylaşmıştım onu. Çok güzel bir resim. Ancak spermin boyun kısmındaki bu mitokondriler, çok sayıdaki mitokondri çocuğa geçmiyor. Dolayısıyla çocuğun alabileceği mitokondri sadece ve sadece oositin içinde, yumurtanın içinde bulunan mitokondriler. Yumurtanın içinde bulunan mitokondriler dışında hiçbir şekilde mitokondri girmez. Şimdi taşıyıcı annelik durumuna gelelim. Şimdi taşıyıcı annelikte ne oluyor? Bir baba var. Bir anne var. Ama bu anne, çocuğun gerçek annesi olarak, gerçek annesi olacak olan anne, herhangi bir doğumsal problemi var. Doğum yapamıyor. Veya işte herhangi bir zigot tutunma problemi var. Zigot tutunamıyor. O nedenle diyorlar ki size tüp bebek yapalım. Yani döllenmeyi tüp içinde gerçekleştirelim. Arkasından bunu başka bir anneye implante edelim. Başka bir annenin rahmine implante edelim. Çocuk orada gelişsin. Nitekim öyle de oluyor. Şimdi dolayısıyla tüp bebek yaparken ne yapılıyor? Tüp bebek yaparken yumurtayı aldınız. Mikroskopun altına koydunuz. Başka bir pipetle de spermi aldınız, spermin kuyruğunu kırdınız ve de spermi mikropipet aracılığıyla yumurtanın içine soktunuz. Şimdi burada ne oldu? Arkasından birkaç bölünme gerçekleştikten sonra, kaç tane olduğunu bilmiyorum, birkaç bölünme gerçekleştikten sonra bu zigotu, yani başta zigot, arkasından bölünmeler gerçekleştikten sonra artık zigot değil tabii, blastula, bu embriyoyu alıyorsunuz ve taşıyıcı annenin vücuduna yerleştiriyorsunuz. O artık bir hücre, daha doğrusu artık 4-5 tane hücre. Taşıyıcı anne bunu istediği kadar beslesin. Taşıyıcı annenin mitokondrisi çıkıp da bu embriyonun hücrelerinin içine giremez. Dolayısıyla taşıyıcı anne çocuğa mitokondri veremez. Besin verir, oksijen verir ama hücrelerin içine müdahale edemez. Anladık mı Ayşe? Şimdi şu resme bakın kitabınızdan tekrar. Aynı şekilde bu kromoplastlar için de geçerli.